Evet arkadaşlar, herkese merhabalar, herkese selamlar. Bugün de kafamda bir parça daha vardı, Mutlu Ol Yeter gibi. Hasret kaldım, bunun da notasını yazdım sizler için. Bunu da aradan çıkardıktan sonra yavaş yavaş diğer yapmak istediklerime geçeceğim. Şimdi orijinal tonu bu arkadaşlar. Orijinal tonu ne demek? Yani parçanın, İbrahim Tatlıses'in bu parçayı söylediği orijinal tonuyla beraber aynı yerden çalıyorlar. Yani C karar çalıyorlar. Şimdi ilk olarak başta gördüğünüz gibi toplamda 3 vuruş bir si'miz var, susumuz var. Yani sus, 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 sol fa mi fa diye başlayacak. Biz bu sol fa mi fa'yı yaparken burada fa diyez basmayı unutmayalım arkadaşlar. Sol fa diyez mi fa diyez gibi düşünün ve bunu bir yerde yapıyorum. Yani yapıyorum. Sol fa mi fa, sol fa diyez mi fa diyez yaptım. Sonrasında mi sol'ü itiyorum. Sol'ü gördüğünüz gibi arkadaşlar toplamda 1,5-2,5 vuruş uzatmanız lazım. Yani sol fa mi fa yaptım. Mi sol diye uzayacak. Topluyorum. Aynı şey bir kere daha var. Fakat burada mi sol la sol yapacağız. Burada dördüncü parmağınızla la'yı basıp geriye doğru çektirebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Topladım. Devam ediyorum. Bu sefer de fa diyez mi re mi. Fa diyez mi re mi. Geldim. Aynı şekilde fa mi re mi bir daha. Bu sefer de re fa yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burada güzel bir şey var, onu göstereceğim size. Şimdi baştan buraya kadar bir toplayayım. Bakın burada ne yapıyorum? Re, do diyez, re. Burada dördüncü parmağımla re'ye basıyorum. Yani ne yaptım? Re, fa, re, do, re. Re, fa, re, do, re. Sonrasında tekrar fa mi re mi re fa diye devam edecek. Şimdi burada re fa diyez yaptıktan sonra bu re do re'yi yaparken arkadaşlar boş re, yani re fa re boş tel do diyez. Burada dördüncü parmağınızla diğer re'yi yapacaksınız. Topluyorum baştan buraya kadar. Pardon, geçtim orayı. Bir daha geldim. Gördünüz mü? Re, do, re. Devam ediyorum. Fa, mi, re, mi, re, fa, diyez. Bakın fa'ları nasıl geliyorum. Devam ettim. Mi, re, do, re. Burada do diyez değil arkadaşlar. Do natürel, dikkat edin. Yine dörtleri bir yerde çekiyorum. Ne yaptım burada? Bu satırda re fa mi re do re do mi re do si do si re re do si do si 2 3 dedikten sonra arkadaşlar oktavına geçeceğim. Oktav ne demekti? Aynı tonun 1/8'i, yani bir gam şeklinde, bir dizi şeklinde inceden çalınmasıydı. Biz burada C'de kaldık. 1/8'i nereye geliyor? Si, do, re, mi, fa, diye, sol, la, si. Şimdi kararımız la telinde, birinci parmağımız si. Bu sefer de aşağıdan çalıyorum arkadaşlar. Ne yaptım? En son mesela re, do, si, do, si. 2, 3. Çok güzel bir şey var arkadaşlar, göstereceğim. Hem notaya bakıp hem kadrajdan da çıkmamak için arkadaşlar bazen elim netlikten gidebiliyor. Ama gözümde bir an kamerada bunun yolu var, ama dediğim gibi hani tam parmaklarıma çok yakın yapmak istediğim için böyle uğraşıyorum.
Şimdi ne yapıyoruz? Şeyden gelelim, tizden gelelim. Sol burada, fa diyez burada, mi boş. Tekrardan sol, sol fa mi, pardon sol fa diyez mi fa diyez. Sol fa mi fa mi sol. Sol fa mi fa mi sol. Geliyorum yavaş yavaş. Bakın bir yayda sol fa diyez mi fa yaptım. Mi sol ittim. Sonra bir daha. Fa mi re mi. Burası önemli bakın. Re fa re la fa mi re. Bakın burada çok güzel bir hareket var. Yani sonra mi re do re. Ha pardon do not re. Re do si do. Evet. Bu satırdan bir daha geldim arkadaşlar. Mi sol yaptım. Sonra fa mi re mi re. Fa diyez re la boş tel. Fa diyez mi re. Bakın bu önemli. Re fa diyez re la fa diyez mi re. Burada güzel bir şey oluşuyor arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Yaptık ya. Sonrasında fa mi re mi yaptık. Biraz daha net yapayım. Yavaş yapıyorum. Şeyden alayım. Mi sol fa mi re mi re fa re la fa mi. Devam. Fa mi re mi re fa. Mi re do re. Mi re do re do mi. Aynı mantık yukarıdakinin. Re do si do si re mi re. Re do si do si. Evet. Yani şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Çalabilirsiniz re do si do si. Dediğim gibi yani aslında yukarının aynısı, mantık olarak aynısı, sadece arada re fa re la fa mi re gibi bir süsleme gibi bir şey koyuyorum arkadaşlar. Herhangi bir şey yok. Eğer çalmakta zorlanırsanız veya çalarken anlamadığınız bir kısım olursa muhakkak Kaya Sanat Akademi Instagram sayfasından bana yazın arkadaşlar. Çekinmeyin. Ben size oradan yardımcı olurum. Gerekirse bir video çekip atın bana. Bir bakalım neresi olmuş, neresi olmamış. Bu arada video serisine bazen ara vermek zorunda kalıyorum. Bazen de devam ediyorum. Ama genel olarak da seri şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Çünkü buradaki yoğunluk da bazen had safhaya çıkıyor. Hem online dersler hem buradaki yüz yüze dersler. O yüzden bazen aksarsa kusuruma bakmayın ama dediğim gibi elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. Dediğim gibi sorunuz olursa muhakkak bana ulaşın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.